Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size hemen güzel bir denklem kurma problemi çözelim. Başlangıçta çok kolay gibi dursa da aslında biraz detaylı düşünmemizi gerektiren bir soru. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen bir duvar prizi ile toplam sayısı 30 olan 4 bölmeli ve 3 bölmeli prizler kullanılarak cep telefonları şarj edilecektir. Bu prizler ile aynı anda en fazla 79 telefon şarj edilebildiğine göre 4 bölmeli priz sayısı kaçtır diyor. Şimdi bizim dikkat etmemiz gereken şey nedir? Normalde hemen işte keçilerin ayak sayılarıyla tavukların ayak sayıları, bir çiftlikte 40 tane hayvan vardır veya kumbara sorusu. Hepsi bunlar aynı şekilde çözülen sorular. Ancak bu sorunun özelliği ve de güzelliği şu. Biz 4'e 3 hesapladığımızda direkt hata yaparız. Neden? Duvarda elektrik girişi yapabileceğimiz sadece bir tane priz var. Dolayısıyla bu dörtlü prizi buraya bağladığımızda kullanabildiğimiz elektrik prizi sadece bu. Yani diğer üçlü veya dörtlü prizleri kullanabilmem için onları da buna bağlamam lazım. Tamam, buradan bir tane kullanınca öbüründen de bir tane, öbüründen de bir tane diyerek birbirinin ucuna ekleye 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 prizleri kullanabilirim. Yani şöyle, burası 4 bölmeli. Buna hemen bunun ucundan 3 bölmeli. Ama buna da bir tane ekledim. Yani kullanılabilir alanlar dörtlülerde 3'e düşmüş oluyor. Üçlülerde 2'ye düşmüş oluyor. Ancak tek dikkat etmem gereken son priz üçlü ise 3 hanesi kullanılabiliyor. Dörtlü ise 4 hanesi kullanılabiliyor. Yani telefon takılabiliyor. Çünkü onun ucuna bir daha üçlü veya dörtlü priz eklemem gerekmiyor. Dolayısıyla 79 telefondan bir tanesini şu son prizin son hanesi olarak kabul etsem 79 eksi 1 78 tane yazayım ki 3 ve ikilileri bozmasın. Tamam. O zaman 78 tane telefon hesaplayacağım. Ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. Şimdi dörtlü olanlar üçlüye, üçlü olanlar ikiliye dönüşmüş oldu. Toplamda kaç tane prizim var benim kablolu prizlerimden? Toplamda 30 tane var. Bana 4 bölmeli priz sayısını soruyor. O da 4'ten 3'e düşmüş olanlar aslında. Tamam, 30 taneden de x tanesi kullanıldığına göre ikili olanlar bunlardır. Dolayısıyla 3x artı üçlülerden 3'er tane geliyor. 3x tane telefon şarj edebileceğim bölme burası. İkililerden de çarptığımda 60 eksi 2x yaptığımda toplamda 78 tane telefon olması gerekiyor. Yani 60 artı x toplamda 78 yaptığı için x eşittir 18 oldu. Dolayısıyla 18 prizim, 3 bölgesi kullanılabilen dörtlü priz, diğeri de ikili priz, iki hanesi kullanılabilen üçlü priz olmuş oluyor. Cevabımız B şıkkı.